Buğday hasatı başladı. Buğday hasatının başladığı şu günlerde fiyatlarını biliyorsunuz zaten açıklanmış durumda. Dolayısıyla biz de Toprak Mahsulleri Ofisi'nin İnegöl'de alım yapmasını geçen sene olduğu gibi sağlamaya uğraşıyorduk. Onu zaten söylemiştik biliyorsunuz. Şimdi Allah nasip ederse bu Cuma günü hem randevuları açacaklar hem de alımlara başlayacağız büyük bir ihtimalle. Cumartesi pazar da çalışmalarımız oluyor. Pazara da sarkabilir ama Cuma günü de biz onlarla Toprak Mahsulleri Bölge Müdürlüğü'yle sözleştik bu konuda. Alımları yaparken çiftçilerimize şunları bir uyarıda da bulalım. Geçen seneki ellerinde kalan bir buğday varsa onları karıştırmamaları gerekiyor. Çünkü karıştırdıkları zaman iki sene bir daha Toprak Mahsulleri onlardan buğday almama gibi bir ceza vermesi söz konusu yaptırım var. İki, yine ÇKS'si olmayan çiftçilerin ürünlerini almayacaklar. Onu da söylemiş olayım. Üç, randevu sistemi yine aynı şekilde devam ediyor. Yani randevu almak suretiyle buğday alımlarını gerçekleştirecekler, buğday arpa alımlarını. Randevuları da aynı demin az evvel söylediğim gibi onu da Cuma günü açacağız. Cuma günden itibaren çiftçilerimiz randevu alabilirler. Dolayısıyla aldığı randevuyla ona göre ürünlerini boşaltabilirler. Burada şöyle bir şey de söz konusu şimdi. Sıkıntılar da oluyor fakat biz bu sıkıntılara katlanmamız gerekiyor. Neden? Çünkü fiyat farkı var arada. Özel sektörler temurunu alım fiyatı çok farklı. Sıkıntı şu. Yani bana örneğin cumartesi günü şey gelecek. Biçer gelecek. Fakat biçer geldiği zaman ben hasatı yaptığım gibi hemen TMO'dan da randevuyu denk getirme ihtimalim çok zayıf cumartesi gününde. Benimki pazara gidiyor. Dolayısıyla Romok'ta yüklük alacak ya kamyon tuttuysan kamyonda yüklük alacak falan. Ama nihayetinde buğdayı TMO'ya yıkması gerekiyor. Diyelim ki buğdayı hasatını yaptığı randevu 3 gün, 5 gün, 1 hafta geriye gitti. Buğdayını kesinlikle yeniden yani evine götürsün, ambarına döksün, avlusuna döksün, tarlasında muhafaza etsin, yine de buğdayını vermesin. Çünkü bu sene 8.250 TL artı 1 lira da desteklemeyle birlikte 9.250 TL olmak suretiyle TMO'nun buğday alımları yapacak. Çünkü özel sektörün nasıl bir fiyat vereceği şu ana kadar da açıklamıyorlar, bilmiyoruz. Örneğin 7 desen 10 ton buğdayı da 22.500 lira gibi fark oluyor. 6.5 dese bu 30.000 liraya doğru çıkan bir fark oluyor. Ya kolay iş yok yani şimdi kısacası. Yani ben bugün hasat ettim, bugün hemen buğdayımı TMO'ya vereceğim diye bir şey yok. Ama verebilenler de olacak, şansı yaver giden olacak. Yani aldığı güne şey gelecek, biçer gelecek, o güne denk gelecek, boşaltacak. Çünkü fiyat farkları çok olduğu için bunlara uyalım, bunları şey yapalım. Artı bir şey daha söyleyeceğim. Geçen sene bu yoktu. Geçen sene artı 1 lira, çok iyi bir fiyat yani artı 1 lira. 10 ton buğdaydı, 10 bin lira gibi bir fiyat yani. Özel sektöre buğday yıkmaları halinde artı 1 lira destekleme yoktu. Bu sene sadece TMO'ya buğday yıkanlara artı 1 lira destek vardı. Bu sene özel sektöre buğday yıkmaları halinde de artı 1 lira destekleme var. Onu söyleyeyim. Bunları da söylemiş olalım. Yani Allah nasip ederse Cuma günü hem randevularımızı açıyoruz hem alımlara başlayacağız. Tabi bu konuda sağ olsunlar belediyemizin de bizlere destekleri var şu anlamda. Şimdi sahaya kraydar vuracağız, orayı tertipleyeceğiz. Aynı zamanda o ürünlerin sarılması için bize büyük bir kepçe tahsis ediyorlar. Buradan da çiftçilerimiz adına bir kez daha belediye başkanımıza teşekkür ederiz. Yani bu bir süreç, bir ay sürecek bir süreç. Bu süreç içinde buğday ekimi de geçen seneden çok fazla biliyorsunuz. Ondan sonra inşallah çiftçilerimiz mağdur olmadan bu süreyi atlatırız. Ne zaman, tamam. Nerede kurulacak başkan? Yine Kulaca mahallemizde kurulacak. Kantarı, Kulaca kantarı. Arkadaşların bütün ekiplerin şeyi orada olacak yine. Analiz laboratuvarları falan orada olacak. Fakat bu sefer Ahmet abinin deposuna değil de Kulaca top sahasını açık alana buğday boşaltacağız. Onunla ilgili de işte alanın tertiplemeyle ilgili çalışmalarımız var. Çiftçilerimize buradan bunları bildirmiş olalım diyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim.